Bizi bekliyor ve e, Hatay'daki meseleyi biraz Mustafa'yla konuşmaya başlayalım. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk Alper Bey iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum çok sağ ol ben de sana kolaylıklar diliyorum. E, şimdi 2-3 haftadır görüşemiyoruz sanırım ama bu arada birçok şey oldu. Bu arada mesela e, hepimizin o hala içinde çok taze olan acının birinci yılını idrak ettik ve o birinci yılda neler yaşamışız, bir yılda hangi sözler verilmiş, hangileri tutulmuş, hangileri tutulmamış. Bu süreç içerisinde kimlerin ne kadar sorumluluğu varmış tartışmaları alıp giderken ama programında mevcut belediye başkan adayı ve halen e, belediye başkanı olan Lütfü Savaş'ı protestolar vardı. E, bir senden önce Hatay değerlendirmesini alalım. Bu bir yıl içerisindeki süreçle ilgili senin çok didaktik saptamalarım var. Daha önceki yayınlarımızda da paylaştığın ve izleyicilerimizle feza aldığı. Hem bu bir yıllık süreci kısaca bir değerlendirmeni isteyeceğim. Ardından şu tartışma meselesine ve protestolara girelim. Tabii ki şöyle yani e, geriye kalan bir yılda, daha önce de yayınlarda söylemiştim özellikle konut e, konusunda hükümet biraz beklentinin altında kaldı. E, şimdi yeni vaatlerin arasında Haziran ayında 40 bin konutun e, teslim edileceği söyleniyor. Şu ana kadar 7200 konut teslim edildi. Kuralları da çekildi. Payas'a teslim edilenler var. Kırıkhan'da ve Antakya'da Gülderen e, 7200 konut bugün itibariyle vatandaşlara verilmiş durumda. 6 Şubat akşamına gelecek olursak aslında siz bütün savaş tepkisi üzerine konuştunuz ama dakika anlamında söyleyeyim. Orada bir dakika rütü savaş tepki varsa yaklaşık 10 dakikada ee, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya da Hocaya. tepki vardı. Yani Doğru. aslında o akşam o akşam yaşananlar e, sadece Lütfü Savaş'a karşı değildi. Bütün siyasi figürlere karşı, bütün bürokratlara karşı orada bir tepki vardı. O hmm. akşamın organizasyonunu yapan da Hatay Valiliği Sessiz Yürüyüş adı altında fakat Sessiz Yürüyüş ismini kullanıp böyle bir organizasyon yapacağını söyleyen kurum valilik değil STK bir STK gidiyor Hatay valine izin almak için biz böyle bir yürüyüş yapacağız. Böyle bir organizasyon yapacağız diye. Hatay valide biz bunu görüşelim derken deyim yerindeyse organizasyon üstüne çöküyor. Organizasyonu kendisi yapıyor. Protokol konuşmaları koyuyor. E, din adamlarının konuşmalarını koyuyor. Halbuki valilik bu şey hiç karışmasaydı. STK'ları bu işte kendi başına bıraksaydı. Sadece güvenlik önlemlerini almış olsaydı. insanlar orada yürüyecekti. Ee, saygı duruşunda bulunacaktı dualarını okuyacaktı ee, Asi'nin yerine karanfillerini bırakacaktı ve kalabalık dağılacaktı İşin bu noktaya gelmesinde bana kalırsa birinci sorumlu valilik başkasının organizasyonunu alıp kendi organizasyonu gibi konuşuyor bir de böyle bir günde ya Alper Bey yani yanlışsam size düzeltin. ya protokol konuşmasının e, kime ne anlamı var ne katar yani böyle bir günde böyle bir dakikada hani buna niye Hiç gerek duyar bir valilik Ondan sonra yani bu da, bir, anlamsız alışkanlıkların tedahürü gibi belki en fazla bir mantık bulacaksak ya, öyle bir şeye bir mantık arayacaksak en fazla bir yeri, bu bir yeri koyamıyoruz. Yani bu desek ki bunu valilik kendisi düşünmüş yapmış öyle bir durum da yok. Yani başka bir STK'nın organizasyonunu gelip kendisi yapıyor. E bunu da zaten eline yüzüne bulaştırdı. Hmm. E, muhtemelen bu olaydan yani... sonra da buyurun. Şöyle peki tam da o noktada şimdi mesela 10 dakika Fahrettin Koca'ya Sağlık Bakanı'na protesto var. Zaten organizasyon başlarken senin de az önce ifade ettiğin gibi organizasyonun ne asıl sahibi belli ne üstlerinin yaptığı iş belli. Bu kadar şeyde lütfü savaşın bu kadar ön plana çıkması bütün ulusal gündeme yansımasının sadece lütfü savaş özelinde olmasını oradan nasıl yorumluyorsun? Şimdi şu şekilde bu konunun merkezine lütuf savaşın konulması aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Özgür Özel'e olan bir tepkinin sonucu. Yani i̇nsanlar burada bir yıl geride kaldı ve bir yılın sonunda karşısında hiçbir siyasetçi görmemiş olacak ki hepsini o dakikada o saatte görünce ister istemez bir tepki oluşuyor. Yani ben buna asla provokasyon demem asla yönlendirme demem İnsanların orada bir yıldır yalnız kalmasının dışa vurumu var. Burada Çok bu. e, ülke, ülke gündeminin e, sadece Lütfü Savaş üzerine kurgulanmış olmasının tek sebebi Özgür Özel'in verdiği karar. Çünkü burada e, Lütfü Savaş açıklanana kadar büyük çoğunluk hata için söylüyorum Lütfü Savaş'ın tekrar aday gösterilmeyeceğini düşünüyordu. Aday gösterildikten sonra da Özgür Bey'in e, Lütfü Savaş'ı savunacak argümanları kullanmak yerine alternatif bulamadık bütün anketlerden o çıktı hani biz ne yapalım gibi bir söylem ortaya koyması da e, doğrudan ibreyi bütün Savaş'a çevirdi e, insanlar şimdi gelinen noktada şunu sorguluyor diyorlar ki ya Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı bu tartışmaları bu kadar uzatır mıydı bakın kaç gün geçti bugün ayın 15'i ya bir gün sonra iki gün sonra Lütfü Bey çıkıyor basın mensuplarına diyor ki korkmayacağım sinmeyeceğim ben e, seçimi kazanacağım diyor ve aynı günün akşamında Özgür Bey'le görüştüklerini Özgür Bey'in arkasında olduğunu ifade ediyor. Ama bugün gelen açıklamalara bakıyorsunuz. Özgür Bey Haluk Levent'e bir teklifi gitmiş. Başka bir alternatif arayışında. Yani e, Özgür Bey bir karar verdiyse eğer CHP, MYK'sı, parti meclisi bir karar vermişse her şeye rağmen kazanacak aday dedikleri aday Lütfü Savaşsa arkasında durmaları gerekirdi. Ya yani bugün bile hala da arkasında durmuyorlar. Ya bunun evet. yani bunun Lütfü Savaşı dışında parti açısından da çok eksileri var. Şimdi alternatif bu... bulamadınız diyelim ve Lütfü Savaş aday olarak kaldı. Listeyi teslim Hı. ettiniz. İki dönemdir açık ara farkla büyükşehir belediyesini kazanan bir adaya biz alternatif bulamadık. Ondan dolayı sana mecbur kaldık. İzlenimi verirseniz parti olarak kazandıktan sonra Lütfü Savaş'ın o partide kalıp kalmayacağını garantisini de alamazsınız. Doğru, ya çok bu doğru. İşte noktaya geldi. Yani aslında Lütfü Savaş biraz e, günah keçisi olarak bütün bu süreç içerisinde gerek eee Özgür Özel'in söylemleri muhtemelen iktidarın da Hatay özelinde hani çünkü yani sadece Hatay'da yaşanmadı deprem. Evet Hatay en büyük yıkımın yaşandığı kentlerden bir tanesi ama 11 ili doğrudan etkileyen bir şeyde Hatay özelinde ve Lütfü Savaş özelinde bu kadar ortaya konması biraz da e, iradesinden öte günah keçisi bulmak gerekiyordu. O günah keçisi de lütfü savaş olduğu gibi bir durum mu anlıyoruz? Durum var. Aynen öyle. Şöyle bir örnek vereyim. Antakya merkez e, 20 yıldır iktidarın elinde. E, bunun 5 yılında lütfü savaş da vardı. Kimse geriye dönük Antakya Belediyesi ve ondan önceki ilçe belediyelerinin, belde belediyelerinin ruhsat verdiği binaların kaçının yıkılıp yıkılmadığını şu an açıklayamıyor. Antakya Belediyesi ile ilgili şu an herhangi bir dona yok kimsenin elinde. Son 10 yılı 15 yılı iktidarın elinde fakat Antakya Belediyesi'nin bu işte sorumluluğu var mı yok mu sorusunu kimse cevabı sorunluyor. yok. Yani cevabı ya cevap da, da yok. Şey Bununla yok. Yani soru da sorulmuyor. Ee, Cumhuriyet Başsavcısı çıkıyor diyor ki ölümlü binaların 1700 tane bina var ölümlü Antakya ve Defne'de. Bunun 900'ün üzerindeki rakamında ruhsat yok diyor. 900 tane bina ruhsatsız. Hangi belediye vermiş? Ne zaman vermiş? Hangi dönemde vermiş? Biz bunları bilemiyoruz. Aradan bir yıl geçiyor 6 Şubat'a bir gün kala Hatay valisi bütün basın mensuplarını topluyor ve diyor ki biz bugünden sonra bu işin hem bürokrasi kanadında hem siyasi kanadında sorumlusu varsa hukuki süreci başlatacağız diyor 6 Şubat'tan bir gün önce. Yani bu ifadeyi kullanmak için niye bir gün önceyi bekliyorsunuz ki? Ya bunu niye 7 Şubat'ta söylemiyorsunuz 8 Şubat'ta söylemiyorsunuz da bir yıl sonra söylüyorsunuz? E tabi bütün bunlar bir ikinci o akşam zaten bir olay olacağı gerçekti. Yani birine patlayacaktı bu ihale. Bir ihale diyorum ama birine kaldı. Orada sizin dediğiniz gibi e, maalesef e, Lütfü savaşa kaldı. Ama evet. bu şey demek değil. Şu anki konjektürde bile e, Alper Bey, Lütfü Bey hala da CHP'nin içindeki kazanacak en güçlü aday. Gerçekten öyle bir tablo var. Yani biz eleştirilere bakarken de şu açıdan bakmıyoruz. Yani Burada İstanbul'daki gibi belli bir blok CHP'de, belli bir blok AK Parti'de veya diğer partilerde gibi bir şablon yok. Bugün e, ilçeler bazında bile e, çok e, ciddi e, demografik yapılar var ve bunlar partilerden bağımsız işliyor. Partilerden bağımsız hareket ediyor. Lütfü Bey de bunları çok iyi kullandı 10 yıl boyunca ve her kesime ulaşabildi ve bugün gelinen noktada hala da e, kazanmaya en yakın aday. Durak Peki şey tam da şey. burada bir soru sorayım o zaman Mustafa sana. <laughs> yani şimdi CHP'de her şeyden ziyade bütün bu tartışmalardan ziyade eğer Hatay'da belediye CHP'nin bir belediyeyi kazanması Hatay Büyükşehir'i kazanması söz konusuysa bu ancak bütün savaşla olabilir. Oradaki bütün gelişmelerden, anketlerden, çalışmalardan, saha çalışmalarından yola çıkarak. Şimdi bu tartışmalar sadece Lütfü Savaşı bir günah keçisi olarak Ortaya koymakla kalmadı, başka siyasi dengeleri de çıktı. Şimdi Hatay İttifakı çıktı ortaya ve e, Türkiye İşçi Partisinin Gökhan Zan adayı, bu süreçte Gökhan Zan'ı futbolcu kimliğinden uzak olarak Hatay'daki bütün çalışmalara, yani ülkeye bir vizyon tutma, bir mercek tutma noktasında çok dile geldi ve güçlü bir aday olarak da çıktı. Bu dengeleri Hatay'da nasıl değiştirir? Bununla ilgili neler söylersin? Şu şekilde e, Mayıs seçimlerinde Can Atala 75 bin oy aldı e, tip milletvekili adayı olduğunda. E, ve ben e, daha önceki yayınlarda da söyledim. İnsanlar tipin aday çıkarmasını bekliyor dedim. Özellikle Rütü Savaş'a tepkili olan sol seçmen için. Bu aday çıktı. Fakat e, çıkışına kadar bir problem yok. E, şu an ekranları da geliyor zaten. Fakat burada yapılan açıklamalar burada e, burada seçmende, sol seçmende ee, tırnak içinde bir siyasi şantaj olarak yorumlanıyor şu an. İnsanlar şöyle bakıyor. Eğer siz tipin adayı olarak çıkmışsanız sahneye bu dakikadan sonra CHP'nin adayını geri çekip çekmemesi, bütün savaşın kalıp kalmaması artık sizin gündeminiz olmamalı. Siz zaten bütün savaş olan tepkinin karşılığında gidip aday oldunuz ve bu dakikadan sonra alabileceğiniz maksimum oyu almanız gerekir. Bunu CHP'nin genel merkezine Lütfü Savaş'ı çekerseniz ben de çekilirim gibi bir e, alt okumada şantaj niteliğinde söylerseniz burada seçmende de biraz ayar kırıklığı yaratıyor. Ya Seçmen diyor ki biz tamam Lütfü Savaş'a tepkiliyiz ama böyle bir oyunun içinde olmak istemiyoruz diyor. Tamam bir Lütfü Savaş'a tepki var ama bu Lütfü tepki tepkide CHP genel merkezine de tepki var. Bunun karşılığı da tipin adayının bütün savaşın çekilip çekilmemesi üzerine bir denklem oluşturması olmamalı diye düşünüyor burada seçmen. Böyle çok bir realite de var. Ve biz bütün bu olayları değerlendirirken CHP'nin kendi içinde değerlendiriyoruz. Sol seçmenin içinde değerlendiriyoruz ama gerçekten de Cumhur Farkı adayının Sayın Mehmet Öntürk'ün de e, tüm bir kaosun içinde çok iyi kampanya yürüttüğünü, birçok kesime ulaştığını ve bence e, şansını arttırdığını da söylemek gerekiyor. Yani solda böyle bir tartışmalar sürüyor. Hala en güçlü, en güçlü aday Lütfü Savaş diyoruz. Ama diğer tarafta da e, AK Parti adayı, Cumhur İttifakı adayı Sayın Mehmet Öztürk de çok iyi bir propaganda gidiyor. Ve bunun da karşılığını şu an puan anlamında da almış durumda. Zaten bu süreç de öyle bir süreç ki yani o siyasi tartışmaların içerisinde herkes kendini seçmene bir şekilde kanıtlamaya çalışıyor. Evet. Cumhur İttifakı'nın adayı da sol tarafta hem bu ittifak meselesi hem e, aday meselesi üzerinden bu kadar kaotik bir ortam varken tamamen kendi kampanyasına odaklanmış durumda. Evet. Bu da şansını bu tartışmanın böyle büyümesi nezdinde arttırıyor gibi görünüyor değil mi? Evet öyle bir de e, İyi Parti de aday çıkardı e, burada. Aynı zamanda Saadet Partisi de aday çıkardı büyükşehirler için. Şimdi bu hmm. denklemlere baktığınız zaman burada e, İyi Parti e, Cumhur İttifakı'ndan oyu daha kolay alabilir. Çünkü zaten sol seçmenin alternatifi var artık. Yani solun oyları solda kalacak. Hmm. Saadet Partisi'nde mevcut milletvekili Necmettin Çalışkan Büyükşehir adayı oldu. Şimdi onun alacağı oy oranı da belli değil. Yani aslında onun adayına da bir tepki var. Çünkü e, Necmettin Bey Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girerek milletvekili olmuştu. Daha sonra partisine geçmişti. Şimdi son seçmen de şöyle bakıyor. Biz e, evet bir ittifak içerisinde sizi milletvekili yaptık. Fakat şimdi siz karşımızda CHP'nin adayı olarak duruyorsunuz diyor. Ee, orada da farklı denklemler var. Kime yarar sağlayıp sağlayamayacağı da belli değil. Ama hmm. son tahlilde yine insanlara dönüp baktığımız zaman Alper Bey insanlar yani gerçekten siyaset duymak istemiyor burada. Bıkmış bıkmış o zaman de böyle yapalım. Şimdi hani dedik ya siyasette tartışmalar aldı başını gidiyor. Herkes bulunduğu yerden ortaya bir vizyon koymaya çalışıyor ama her e, fikrin, her ideanın haklı ya da haksız olduğu taraflar var. Sen de detaylı bir şekilde dile getirdin. Ama Hatay'da en önemli bir tane gerçek var. Deprem ve bunun Hataylılara etkileri. E, o konuda nasıl bir toparlama yaparsın? Onu da bir değerlendirmeni alıp sana öyle veda edelim. Tabii yani şöyle söyleyeyim. Buradaki insanlar e, Haziran ayında kendisine vaat edilen 40 bin konutun e, bir an önce teslim edilmesini bekliyor. E, AK Parti kanadı bir yıl içerisinde e, 110 bin konutun tamamının teslim edileceğini söylüyor. E, hı hı. Şu an ana problem konut. Onunla beraber gelen sorun ise istihdam konusu. Şu an insanlar burada gerçekten özellikle Antakya ve Defne'de iş bulmakta çok zorlanıyor. Çalışmakta çok zorlanıyor. Sadece inşaat sektörü üzerine kurulu bir yapı oluştu. Buna da bir çözüm bulunması gerekiyor. İşsizlik burada insanları göçe zorluyor. İl dışına göçe zorluyor. Bunun da faturasını önümüzdeki yıllarda şehir olarak daha farklı ve daha acı bir şekilde ödeyebilir. Yani burada işsizlik. Aday adaylarının hiçbiri de büyükşehir için söylüyorum. Ee, gerçekçi bir yaklaşım, gerçekçi bir politika belirlemiyor. Yani Bir aday, CHP adayı Lütfü Bey çıkıyor diyor ki ben Hatay benim canım. Ben Hatay'ın birliğini ve bütünlüğünü koruyorum. AK Parti tarafı diyor ki ben e, devlet politikalarından bahsederek konutları teslim edeceğim. E, tipin adayı diyor ki Lütfü Bey çekilirse ben çekilirim. E, kalırsa küskünler için adayım. Ama merkezde ve özne de yine vatandaş maalesef çok istediğini alamıyor. Yani böyle bir tablo var şu an. Yani aslında seçimin heyecanı belki siyasi figürlerde var. Ama kesinlikle Hatay'ın gündeminde siyasetin ne olacağı değil, Hatay'larının ne olacağı evet. önemli. Evet, evet. Galiba bütün, aynen gibi. bütün siyasi figürlerin de yapacağı bütün politikaları düşünürken önce... Hatay'daki seçmen ya da Hatay halkı gibi düşünmesi gerekiyor. Refleksini bu yönde kullanması gerekiyor. Mustafa çok teşekkürler. Aktardık ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir söyleşi oldu. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Çok sağ ol Efendim Mustafa Dilek Hatay'dan bağlandı. Hem siyasi tartışmalar hem Hatay'da depremin birinci yılını geride bırakan Hataylıların beklentileri noktasında, onların gündemleri noktasında bize değerlendirmelerini yaptı.